Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerinizdedir. Biliyorum yani bugün son dakikalarda gelen satışlarla birlikte biraz moraliniz bozulmuş olabilir. Ama aslında bugünler uzun vadeli yatırım için de bir nevi alım fırsatları diye düşünüyorum ben. Bu noktalardan güzel alımlar, kademeli alımlar yapıldığı sürece eğer birkaç sene beklendiği zaman iyi bir getiri elde edeceğinizi düşünüyorum açıkçası. Tabii ki bu doğru hisselerde, büyüyen hisselerde, potansiyelli hisselerde, hikayesi olan hisselerde diye altını çizmek istiyorum. Evet, daha önce bildiğiniz gibi ben uzun vadede patlama yapabilecek hisseler adlı bir video yapmıştım. Onun üzerine de 16 tane hissenin böyle detaylı analizini paylaşmıştım sizlere. Şimdi de aslında o videonun devamını çekeceğiz ama aynı kriterleri yaptığım zaman yine aynı hisseler karşımıza çıkacağı için biraz daha kriterleri genişlettim. Bu kriterleri de size şimdi hemen sunmak istiyorum. Aslında ben yine sunayım. Değiştirdiklerimi de ayrıca size belirteceğim. Evet, ilk kriterlerimiz sırasıyla öz kaynaklar sıfırdan büyük olacak. Zaten öz kaynağı negatif bir hisse kesinlikle bizim tercihimiz olamaz. Onun dışında ödenmesi sermayesi 1 milyar TL'nin altında, yani 1000 milyon TL'nin altında olan bir hisse olacak. Bu da şirketin aslında biraz küçük olan bir hissenin büyüme potansiyeli daha fazla olan hisseler bizim tercihimiz olacak. Yani bunu da şu şekilde söylemek istiyorum. Burada belki 1 milyar TL'nin üzeri şirketler daha güvenli diye görünebilir. Bu kesinlikle doğru bir bakış açısı. Ama ben bunu şu şekilde açıklamak istiyorum sizlere. Örneğin bir tane futbolcu aldınız. Dünyanın en pahalı futbolcusu. Ama bu daha ne kadar değerlenebilir ki? Yani bu şekilde düşünün. Yani futbolu takip eden çok olduğu için bizim ülkemizde o şekilde bir örnek vermek istedim. Mesela yani dünyanın en pahalı futbolcusunu aldınız. Yani bu daha ne kadar değerlenebilir? Bir bu şekilde bakın. Bir de daha henüz değerlenmemiş bir futbolcu alıp çok büyük başarılar elde ettikten sonraki değerine bakın. İşte biz o büyüme potansiyeli olan firmaları, yani bir nevi aslında o iyi topçu olabilecek futbolcuları bulabilme peşindeyiz gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden ödenmiş sermayesi biraz daha düşük olan hisselere yönelmek istiyoruz açıkçası. Ve tabii ki düşük olması bizim tek kriterimiz değil. Yani düşük olsa da büyüyebilen bir şirket arıyoruz. Direkt düşük diye gidip yatırmıyoruz tabii ki. Büyüyebilen, hikayesi olan şirketleri arıyoruz. Evet, bunu da açıkladığımıza göre aslında bu ikisini değiştirmedik. Ama ben yine de açıklamak istedim ödenmiş sermaye muhabbetine. Üçüncü bir kriterimizde kaldıraç oranı %70'ten küçük olan. Biz daha önce kaldıraç oranı %50'nin aşağısında ki şirketleri almıştık. Ama bizim baktığımız zaman genel şirketlerimiz %70 ve civarında ortalama olarak çalışıyorlar. O yüzden ben de %70'ten küçük olanları almak istedim bu videoda. Diğer bir kriterimizde öz sermaye eksi net borç. Daha önceki videoda bunu yapmamıştık sanırsam, öyle hatırlıyorum. Bunu da belli başka bir kriter olarak almış olduk. Bildiğiniz gibi net borç sıkıntısı şirketimizin yaşamasını istemiyoruz. Şirketimizin borç yükü altında olmasını istemiyoruz. Diğer bir kriterimiz de öz sermaye karlılığı 19'dan büyük olsun. Biz bunu 20 olarak yapmıştık diğer bir videoda. Ama bildiğiniz gibi ben faiz ve enflasyonun üstünde olsun demiştim. Yani 19 çok az, yani çok da bir fark yok aslında. 19 olarak değiştirmiş oldum. Evet, diğer bir kriterimiz de FK oranı, fiyat bölü kazanç oranı da 10'du. Bunu da 15 olarak biraz daha yukarı çekmiş oldum. FK oranını %15 olarak çekmiş oldum. Onun dışında PDDD'de de yine bir değişiklik yok. Yine 5'ten düşük olan hisseleri alacağız. Onun dışında FDF Avek'te de bu sefer de 10 değil de yine 15'in altında kalan hisseleri alacağız. Evet, eğer hazırsanız hemen burada elemeye yavaş yavaş başlayalım. Evet, ilk kriterimiz neydi? Öz kaynaklarımız sıfırdan büyük olacak. Hemen öz kaynakları kısmına gelelim. Öz kaynaklar kısmında sıraladığımız zaman A to Z diyelim, hemen küçükten bir sıralasın. Zaten hemen negatif olanlar yukarı çıkıyor. Hemen burada bakın, negatifler ve sıfır olanları burada eliyoruz. Bunlar bizim istemediğimiz şirketler. Evet, bunları eliyoruz. Evet, diğer bir kriterimiz neydi? Hemen ödenmiş sermaye de gelelim. Ödenmiş sermaye, hatta gösterelim, öyle eleyelim teker teker. Bakın öz sermaye karlılığı, bakın şuradan bunu eledik. Bakın şöyle üstünü çizelim. Diğer bir kriterimiz neydi?
ödenmiş sermaye 1 milyar TL'nin altında olacak. Şimdi hemen onu da yerine getirelim. Ödenmiş sermaye de büyükten küçüğe doğru sıraladığımız zaman da bakın Yapı Kredi, Enka İnşaat gibi bu tarz şirketlerin hemen 1 milyar TL'nin ve 1 milyar TL'nin üstünde olan şirketleri hemen eleyelim. Bunlar da bizim çok fazla büyük bulduğumuz şirketler. Bunları da eleyelim. Evet. Bunları da eledikten sonra da ödenmiş sermayeyi de şöyle üstünü çizmiş olalım. Evet, bir diğer kriterimiz neydi? Kaldıraç oranımız bizim %70'ten düşük olacak. Evet, hemen onu da kaldıraç oranımızda hemen %70'ten düşük olanları, pardon, %70'ten büyük olanları hemen elemek istiyorum. Migros Avisa şeklinde başlıyoruz. Hemen 70'e kadar sürükleyelim onu da. Evet, en son olarak da Vakko hissesini eleyerek evet elemiş olduk. Evet, diğer bir kriterimiz neydi? Hemen bunun da üstünü çizelim. Diğer bir kriterimiz neydi? Öz sermayeden net borcu çıkarıp bu değerimizin sıfırdan büyük olmasını istiyorduk. Evet, hemen bunu da yapalım. Öz kaynaklar eksi net borcu. Yani bilmeyenler için de söylemiş olayım. Öz sermaye ile öz kaynak aynı şey. Arkadaşlar, bilmeyenler için tekrardan ben hatırlatmış olayım. Evet. Öz kaynaklar eksi net borç öyle. Yine bunu da küçükten bir sıraladığımız zaman bakın şu eksi olanlar zaten bizim borç yükü altında olabilecek şirketlerimiz. Hemen bunları da elemiş olalım. Evet, Barsan, Akfeg, Ütopya şeklinde bu şirketlerimizi eliyoruz. Evet, diğer bir kriterimiz neydi? Hemen ona da bakalım. Bunun da üstünü çizmiş olalım. Öz sermaye karlılığımız da %19'dan yüksek olsun demişiz. Evet, öz sermaye karlılığımız da hemen küçükten bir sıralayalım. Evet, %0'lı değerler var. Hemen onları atalım. Şöyle %19'dan küçük olanları şu şekilde elemek istiyorum. En son olarak Prizma ve Coca-Cola, Kervangıda şeklinde bakın. %19'un altında olan hisseler, hemen bunları da eleyelim. Evet, onun dışında FK oranımız vardı. Hemen FK oranını da şöyle bunu üstünü çizdikten sonra FK oranımız kaç istiyorduk biz? 15'ten düşük olan hisseleri istiyorduk. Evet, hemen onu da şu şekilde yapıyoruz. Büyükten küçüğe sıraladığımız zaman FK oranımız 15'ten yüksek olan hisseleri elemek istiyorum. Evet, biraz fazla gittik. 15 nerede bitiyor? Evet, şurada bitiyor. Son olarak Ege Gübre, Data, Art Yazılım gibi bu hisselerde elenme potasına giriyor. Ne yazık ki. Evet, delete yaptıktan sonra burayı da elemiş olduk. Evet, bunun da üstünü çizelim. Şimdi bir diğer eleme kriterimiz neydi? PD bölü DD oranımız da 5'ten düşük olmasıydı. Evet, hemen onu da gelelim. PD bölü DD oranımız 5'ten yüksek olanları hemen elemek istiyorum. Neler var zaten? 3 tane şirketimiz var. Ege Endüstri, İdealist Gayrimenkul ve Kalekim. Bu hisse 3 hisseyi de elemek istiyorum. Evet, son kriterimiz olarak da bunun üstünü çizdikten sonra onu da söyleyelim. FD bölü FAVÖK oranımız 15'ten düşük olan hisseleri ben tutmak istiyorum. Yani 15'ten büyük olan şirketleri eleyeceğiz. Hemen büyükten küçüğe doğru sıraladığımız zaman evet şöyle, en son olarak Acıpayam, Selöz Arslan ve İnveo hisselerini ben elemek istiyorum. Evet. Baktığımız zaman burada, bu arada onlu şirketi bakın burada bu değersiz olarak kalmış. Bu da FAVÖK kazancının gösterilmediğini gösteriyor bize. O yüzden gösterilmediği için de bunu da eliyoruz. Ve son olarak da 36 tane hisse karşımıza çıkıyor. Evet, bu 36 tane hisseyi şöyle koduna göre sıralayarak bakalım. Aslında zaten çoğu bizim daha önceden analiz yaptığımız hisseler. Mesela onlar neler? Bakın hemen karşımıza çıkıyor. Alka, hatta onları şöyle işaretleyelim bunları. Çünkü zaten detaylı analizini yaptığımız şirketler. Bunların bir daha detaylı analizini yapmamıza gerek yok. Diğer şirketlerin detaylı analizini yapmak istiyorum daha çok. Mesela Cemtaş'ı da yapmıştık. Bunu da hemen işaretleyelim. Onun dışında Deva hissesini de işaretlemek istiyorum. Ege Seramik'in de yapmıştık. Onun dışında Etihad ve EYO hisselerinin de yapmıştık. Onun dışında Gentaş hissesini de yapmıştık. Hemen bunları işaretleyelim. Hedef girişimi de yapmıştık. Onun dışında Kozal hissesini yapmıştık. Başka neler var? Orge, Özak, Retalap ve Reysaç Gayrimenkul, Sat Gıda, Tuborg, hatta bunlara kadar yapmıştık.
TRT ve sen olarak da bakın TL Money sitesini de yapmıştık. Ve diğer hisselerimiz de bakın bizim bir sonraki potansiyel içeren ve detaylı analizini yapacağımız hisseler olarak video olarak gelecektir. Evet, ben hemen onları da sizlere aktararak ve de sonunda birkaç şey söyleyerek videoyu bitirmek istiyorum. Evet, hisselerimiz sırasıyla Aksa, Alarko, Arkim, Berkosan, Çimsa, Ekpro, Eplas, Frigo, Getza, Goodyear, Yeyo, Karel, Kerevitaş, Masar Zorlu Holding, Natural Gas, Nocimento, Tire, Ülker, Vestel Beyaz Eşya ve Yataş şeklinde bir diğer videolarımız olacak. Bu hisselerimizin detaylı analizleri karşınızda olacağız. Ayrıca yavaş yavaş bildiğiniz gibi bilançolar açıklanmaya başladı ve bu bilanço analizleriyle de karşınızda olacağız. Bilanço analizlerinde de sadece bilanço üzerinden bir değerlendirme yapacağım. Orada böyle işte şirketlerin girip böyle işlerine bakmayacağız. Sadece rakamsal değerleri üzerinden konuşacağım. Bunu da söylemiş olayım. Ayrıca son olarak da şunu söylemek istiyorum. Şu söyleyeceğim sözler Tuborg hissesiyle alakalı. Tuborg videosunun altına birkaç arkadaşımız yorum atmış. İşte Tuborg hissesi ben yakın izle pazarında diye biliyordum. Çok da zaten benim yatırım yaptığım ve de takip ettiğim bir hisse olmadığı için videoda bir hata yapmışım. Buradan özür dilemek istiyorum. Yani insanın sonuçta hepimiz hata yapabiliriz. Beni de biraz arkadaşlar sert uyardı ama önemli değil. Yani ben burada hatamı söylemek istiyorum. Burada Tuborg hissesi yakın izleyen pazarında değil, piyasa öncesi işletme platformunda olduğunu da belirtmek istiyorum Tuborg'un. Onun dışında tabii ki al, sat, tut. Tamamen sizin kendi kararınız. Yani kimseye ben burada alın, satın, tutun demiyorum bu hisselerde. Sadece şirketin yaptığı işleri, belki de kademeli olarak alım yapılabilecek yerleri sizlere göstermeye çalışıyorum ve uzun vadede bakın. Burayı altına basa basa söylüyorum. Uzun vadede hissenin gelebileceği yerlerde az çok tahmin etmeye çalışıyorum. Bir de arkadaşlar bir arkadaşımız da şöyle bir yorum yapmış. Ben işte 2017'den başlayan bu yani büyüme potansiyeli hedefleri neye göre belirliyorsunuz diye bir soru sorulmuş bana. Böyle soruların sorulması aslında çok güzel bir şey. Yani insanların kafasına takılan şeyleri tabii ki soracak. Anlamadığınız yerleri soracak. Tabii düzgün bir üslupla. Sonuçta karşımızda bir insan var burada. Hep beraber güzel bir şekilde bilmediğimiz şeylerden yararlanacağız. Bakın mesela Trabzon Limon Vidası'nın altına da ya da onu daha sonra çıktım. Bunu da şu şekilde söylüyorum. Yani şu şekilde hesaplıyorum. Yani bakıyorum şimdi satışlarına, fabriklerine, kar büyümelerine, öz kaynak büyümelerine bakıyorum yıllıklandırılmış bazda. Bu şirketler karını ya da fabriklerine, öz kaynaklarına bakıyorum. 2 kat, 3 kat yani genel olarak 2 kat, 3 kat, 4 kat bu şekilde büyütüyorsa bakın 4 senede bunu ben 1 sene, 1,5 sene içerisindeki fiyat hareketlerinde yansıttığını gördüm. Yani benim stratejim bu şekilde. Böyle bir strateji belirledim kafamda ve de bu şekilde yatırımı yapıyorum açıkçası. Tabii bu şekilde bu tabii ki sizin stratejiniz olacak diye bir şey yok. Sonuçta herkesin stratejisi farklıdır. Kimi benim gibi uzun vadede tercih etmez. Sadece belki de uzun vadeli yatırım için cazip olan hisselerde belki daha sat yapmayı tercih eder. Tabii ki herkesin stratejisi farklı. Herkes özgür sonuçta. Yatırımda herkes yalnız. Ben genel olarak böyle bir tespit yaptım. Ve bu tespit üzerinden de sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Evet son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bakın bir arkadaşımız yazmış Trabzon Liman hissesiyle alakalı. Rize'de bir tane bir çalışma varmış. Bunun da Trabzon Liman'a rakip olabileceğini söylemiş ve yorumlarda biraz böyle tartışık yani tartışık derken beyin fırtınası yani hemen tartışık deyince bizim milletimizde maalesef yani bir kavga gibi algılanıyor yani tartışık derken bir fikir fırtınası şeklinde. Bana arkadaşımız sordu dedi ki acaba burada bir rekabet olursa nasıl etkilenir şirketler? Ben de bunu şu şekilde yorumlamak istiyorum. Açıkçası arkadaşlar bir şirketin rakibi olmasını ben olumlu olarak bakıyorum çünkü bir şirketin rakibi olduğu zaman birbirini kamçılayıp tabii ki burada adaletli bir yarıştan bahsediyoruz. Yani ki bir gelir biri çok büyüktür. Yani büyük balık küçük balığı yutar şeklinde bir adaletsiz bir yarıştan bahsedersek o zaman zaten rekabetten söz edemeyiz. Ama rekabet edebilecek iki tane şirket olduğu zaman ve de yani bir güç dengesi olduğu zaman, adalet olduğu zaman bunlar iki şirketin de lehine sonuçlanır diye düşünüyorum ben. Son olarak
Evet arkadaşlar, açıklamalarımı da yaptığıma göre artık yavaş yavaş videonun sonuna gelmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Böyle düşen günlerde de moralinizi bozmayın. Bunlar uzun vadede çok güzel alım fırsatları diye düşünüyorum. Siz yine büyüyen, gelişen ve potansiyeli olan şirketlere yatırım yapmaya devam edin diye yatırım tavsiyesi olmadan söylemek istiyorum. Ve son olarak da videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Twitter hesabından bizi takip edebilir. Aşağıdaki Telegram linkinden de grubumuza katılıp grubumuzdaki tartışmalara katılabilirsiniz diyorum. Hepiniz hoşça kalın. Hepinize de bol kazançlar diliyorum.